Mümtehin suresi 4. Şeytandan Allah'a sığınırım. İbrahim ve onunla birlikte olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Demek ki Müslümanlığın ruhu, Müslümanlığın güzelliğini anlamada Hazreti İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda güzel bir örnek var. Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki, bak kendi kavimlerine demişlerdi ki, bir tek İbrahim değil, beraberindekilerle birlikte. Biz sizlerden ve Allah'ın dışında taptıklarınızdan gerçekten uzağız. Ne darülistiz, ne materyalistiz, ne komünist düşünceyi savunuruz, Hakk'ı ve Kur'an'ı savunuruz. Ya o devirde gelen Hak kitap neyse o. Biz sizlerden ve Allah'ın dışında taptıklarından gerçekten uzağız. Sizi artık tanımayıp inkar ettik, kabul etmiyoruz diyorlar. Anası da olsa, babası da olsa, kim olursa olsun kabul etmiyor. Ayrılmışlar. Sizinle aramızda Allah bir olarak iman edinceye kadar, Allah'a sadık, samimi, Müslüman oluncaya kadar ebedi bir muhalefet vardır. Yani kıyamete kadar bir muhalefet vardır. Ancak İbrahim babasına sana bağışlanma dileyeceğim ama Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı senin için gücüm yetmez demesi hariç. Allah'tan sana bağışlanma dileyeceğim diyor Hazreti İbrahim. Allah seni bağışlasın, hidayet versin, iyi olman için, akıllanman için, hidayet bulman için dua edeceğim diyor. Ama Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı senin için gücüm yetmez. Yani Allah'tan bir intikam gelirse ona ben bir şey diyemem diyor. Allah'a karşı boyun eğeceğim ben diyor. Ey Rabbimiz, tabii Müslüman tahayyül dahi edemez. Yani Allah affetsin öyle demeyeyim, hiç tahayyül dahi edemez. Ey Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik. Tevekkül ne demek? Ah benim canım, o yakın çekimini gösteriyor, acayip tatlı görünüyor. Çok şeker. Maşallah. Dünya tatlısı, huyu da güzel, kendi de güzel. Maşallah. Maşallah. Ey Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik. Yani dünyanın en büyük nimetine kavuştuk. Çünkü tevekkül etti mi insan ne olur? Cennette gibi olur. Kafası salim olur. Hastalansa korkmaz. Bir şey olsa, hapsedilse rahatsız olmaz. Malı mülkü yansa rahatsız olmaz. Tevekkül etmiş çünkü. Çünkü malı mülkü kim yakar? Allah yakar. İnşallah. Hapse kim sokar? Allah sokar. Kim çıkarır hapisten? Allah çıkarır. Hastalığı kim verir? Allah verir. Şifayı kim verir? Allah verir. Hastalığı ve şifayı Allah meydana getirdiğini Allah Kur'an'da ayette belirtiyor. Böyle bir durumda her şey Hak'tan geldiğine göre her şeyde hayır var. Her şey güzellikle yaratılıyor ve hikmetle yaratılıyor. Yani hikmet zaten güzeldir. Hayır vardır yani. Hayır demek Allah'ın uygun gördüğü doğru olan, Allah için doğru olan şey. İnşallah. Bu Müslüman için doğru olan, güzel olandır, iyi olandır. İnşallah. Hayır vardır onda inşallah. İçten sana yöneldik. Sana yöneldik değil bak. İçten, candan, kalben sana yöneldik. Dönüş kime? Allah'a. Dönüş sanadır. Ne güzel. Müslümanlar duruyorlar dünyada bir süre. Sonra Allah'ın yanına. Allah'ın huzuruna. Yani tabii Allah mekandan münezzeh. Ahireti ifade etmek için söylüyorum. Rabbimiz inkar edenler için bizi fitne deneme konusu kılma. Yani zor bir imtihan olduğu için ve bizi bağışla. Günahımızı bağışla. Rabbimiz şüphesiz sen üstün ve güçlüsün. Hüküm ve hikmet sahibisin. Allah'ın üstün ve güçlü olduğunu bilmek çok önemli bir ibadettir. Unutur insanlar. Hüküm Allah'a aittir. Bütün hükümler ait Allah'a sahibi. Ve hikmet sahibisin. Yani bir şey yapıyorsan mutlaka bir hayır vardır yaptığında. Onda bir hikmet vardır. Bazen biz bilebiliriz. Allah bilirse bazen de bilmeyiz inşallah. İnşallah.